Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber 3. sınıf Türkçe dersimize başlangıcı yapacağız. 3. sınıf Türkçe dersimizde tam 10 tane tema işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. İlk temamızdan isterseniz başlayalım. 3. sınıf Türkçe dersimizin ilk teması harf, hece ve sözcük. Harf, hece ve sözcük derken ne anlıyoruz? Peki bu derste bu konuda ne işleyeceğiz sevgili arkadaşlar? Şimdi sizlerle beraber bunları öğreneceğiz. İlk başta Türkçe dersi yazıyorum ve başlıyorum. Birinci ünite. Harf. Hece. Sözcük. Evet sevgili arkadaşlar, burada bir şeyi dikkat etmek istiyorum. Harflerin birleşmesiyle heceler, hecelerin birleşmesiyle sözcükler oluşur. Sırayla gidiyorum. Öncelikle harften başlıyorum sevgili arkadaşlar. Harf nedir? Harf dediğimiz şey nedir sevgili çocuklar? Harf konuşmada ve yazmada kullandığımız seslerin sembolüne harf denir sevgili arkadaşlar. Konuşmada ve yazmada kullandığımız seslerin sembolüne. Hemen tanımını yazalım. Öncelikle harf diyorum. Konuşmada ve yazmada kullandığımız seslerin sembolüne ne deniyordu sevgili arkadaşlar? Harf denirdi. Harf denir. Ses derken sesten kastım ne arkadaşlar? Harfler. Sevgili çocuklar, bizim alfabemizde kaç tane harf var? Kaç tane vardı? Tam 29 tane harf vardı sevgili arkadaşlar. Neydi bunlar? A'dan başladı Z'ye kadar. Hadi şimdi hep beraber onları yazalım. Alfabemizde yazıyorum. Ama Türkçedeki alfabemizde 29 tane harf vardır. Bunları yazmaya başlayalım. Yazalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Buraya kadar tamam. Devam ediyorum. H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. Tabii ki hala bitmedi. Devam ediyorum. S, Ş, T, U, Ü. Devam ediyorum. V, Y, Z. Türkçemizdeki harflerimiz arkadaşlar. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bizim alfabemizi baştan sona sırasıyla bilmek bizim için çok önemli sevgili çocuklar. Aynı zamanda örneğin ileride karşımıza birçok sınav çıkacak tabii ki. Birçok sınava gireceğiz, yazılılar olacağız. Burada bizim karşımıza çıkabilecek sorular. Mesela diyebilirler ki alfabemizin 11. harfi nedir? Hemen kafamızdan sıralandığımız zaman alfabemizin 11. harfinin I olduğunu bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Neden? Hani baştan sona kadar sırasıyla bildiğimiz zaman hemen kafamızda elimizde sayarız A, B, C, D, E, F, G. Hemen 11. harfe geldiğimiz zaman I. Ya da diyebilirler alfabemizin 23. harfi nedir? Hemen saymaya başlıyoruz. 23. harf neymiş arkadaşlar? Ş. O zaman alfabemizi baştan sona kadar kesinlikle aklımızda bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenmemiz gerekiyor. Sevgili çocuklar, tamam bizim 29 tane harfimiz var. Peki 29 tane harf bizim bu harfler ünlüler ve ünsüzler. Yani sesli harf ve sessiz harf olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki bizim alfabemizdeki 29 harfte kaç tane sesli, yani kaç tane ünlü, kaç tane ünsüz harf vardır sevgili arkadaşlar? Şimdi isterseniz hep beraber bunlara bakalım. Hangileri? Başlıyorum. Ünlü harflerimi kırmızıyla, ünsüz harflerimi mavi ile çizeceğim. Başlıyorum. A ünlü bir harftir. Geldim. B ünsüz. C ünsüz, Ç ünsüz, D ünsüz. Geldim E'ye. E ünlü harftir. F ünsüz, G ünsüz, yumuşak G ünsüz, H ünsüz. Geldim I'ya. I ünlü, İ de ünlü, J harfine geldim. Sevgili arkadaşlar, sesli harf, sessiz harf olarak da düşünebiliriz. Ama ben ünlü, ünsüz olarak bilmenizi tavsiye ediyorum. Geldim J harfine. J harfi ünsüz sevgili arkadaşlar. K ünsüz, L ünsüz, M ünsüz, N ünsüz. Geldim O'ya. O ünlü. Ö de ünlü. P ünsüz, R ünsüz, S ünsüz, Ş ünsüz, T ünsüz. Geldim U'ya. U ünlü, Ü ünlü. V ünsüz, Y ünsüz, Z ünsüz sevgili arkadaşlar. O zaman ben saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kırmızılar neydi? Kırmızıyla yuvarlak için aldıklarım sevgili arkadaşlar, ünlülerdi. O zaman benim alfabemde 8 tane ne var sevgili arkadaşlar? Ünlü harfim var, değil mi? Alfabemde 8 tane ünlü harfim var diyorum. Alfabemizde 8 tane ünlü harfimiz vardır. Neydi bunlar sevgili arkadaşlar? Hemen yazıyorum. A, E, I, O, Ö ve U, Ü. Hemen bunları kimi halinde alıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Geldim ünsüz harflerime. Aslında ünsüz harfleri sevgili çocuklar, bizim alfabemizde 29 tane harf vardı. 29 tane harften 8 tane ünlü harfi çıkartırsak geriye 21 tane kalır. Geriye kalan 21 tane de nedir arkadaşlar? Bizim ünsüz harflerimizdir. Ama yine de hadi sayalım. Bakalım emin miyiz? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4.